Bu videoda trigonometrik fonksiyonların birim çember tanımlarını inceleyeceğiz. Buraya birim çemberi de çizdim. Bu arada hatırlayalım, birim çember neydi? Yarı çapı 1 olan çembere birim çember deniyor. Bakın buradaki nokta 1,0 noktası. Bu 0,1. Bu eksi 1,0. Ve bu da 0, 1. Çemberin merkezinden çember üzerindeki herhangi bir noktaya olan uzaklık yani yarı çap da 1. Bir. Birim çember tanımından yola çıkarak elde edilen trigonometrik fonksiyonlarda birim çemberin bu özelliğini, bu özelliklerini kullanıyorlar. Şimdi bir açı düşünelim. Bir kenarı pozitif x ekseni üzerinde, diğeri de burada. Ve açıya da teta diyelim teta'nın sinüsü ya da kosinüsünü bulmak için bu kenarın, x ekseni üzerinde yer almayan kenarın, birim çemberi kestiği noktanın x ve y koordinatlarına bakmamız gerekir. Evet, işte bu nokta. Bu noktanın x koordinatı, yani bu uzaklık teta'nın kosinüsüdür, y koordinatı, yani bu uzaklık da teta'nın sinüsü olur. Daha önceki videolarda bu durumun kah kokoh ve takakonun uzantısı olduğundan bahsetmiştik ve her açı için işe yarar. Negatif açılar için, 90 derece açılar için, 90 dereceden büyük ya da küçük, kısacası tüm açılar için işe yarar. Şimdi trigonometrik fonksiyonların birim çember tanımlarını kullanarak Pisagor özdeşliğini kanıtlayacağız. Başlamadan önce bilmeniz gereken şey, biraz sonra yapacaklarımızın bu noktanın yarıçapı 1 olan bir çember üzerinde olmasından kaynaklanıyor olması. Peki, yarıçapı 1 ve merkezi orijinde olan bir çemberin denklemi nedir? Aslında bunu Pisagor teoreminin bir uygulaması olan uzaklık formülünü kullanarak uzun uzun hesaplayabiliriz ama ben şimdi direkt yazayım. Merkezi orijinde olan birim çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir 1'dir. Burada yarıçapın karesi var, yarıçap 1 olduğu için karesi de 1. Az önce kosinüsün bu noktanın x koordinatı, sinüsün de bu noktanın y koordinatı ve noktanın da birim çember üzerinde olduğunu söylemiştik. Peki nokta çemberin üzerinde ise bu denklemi sağlaması gerekir değil mi? Evet. Bu noktanın x koordinatı kosinüs teta, y koordinatı da sinüs teta ise o zaman kosinüs kare teta artı sinüs kare teta 1'e eşit olur x koordinatı kosinüs teta, y koordinatı sinüs teta çember üzerinde olduğu için de bu çemberin denklemini sağlaması gerekiyor. İşte bu sebeple kosinüs kare teta artı sinüs kare teta 1'e eşittir. Başka videolarda da görmüştük, buna Pisagor özdeşliği deniyor. Peki bu ne işe yarıyor? Bu özdeşlik sayesinde bir açının sinüsünü biliyorsanız kosinüsünü, kosinüsünü biliyorsanız da sinüsünü bulabiliyorsunuz veya kosinüs teta'yı biliyorsanız bu özdeşliği kullanarak sinüs teta'yı sonra da bu ikisini birden kullanarak tanjant teta'yı bulabiliyorsunuz. Nasıl mı? Tanjant teta sinüs bölü kosinüs teta'dır. Böyle. Peki buna neden Pisagor özdeşliği deniyor? Bu soruya cevap vermek için çember denkleminin nereden geldiğine bakmamız gerekiyor. X koordinatı kosinüs teta, Y koordinatı da sinüs teta olan bu noktanın orijinden uzaklığı nedir? Bunu bulmak için burada bir dik üçgen çizebiliriz. Morla gösterdiğim bu uzaklık, herhangi bir çeyreklik için geçerli olması için mutlak değer kullanacağım. Evet, bu uzaklık, kosinüs teta'nın mutlak değeri, bu uzaklık da sinüs teta'nın mutlak değeridir. Şu an birinci çeyrekte olduğumuz için mutlak değeri aslında gerek yok ama başka bir çeyrekte olsaydık mutlak değer işimize yarayacaktı. Bunu da, bunu da araya sıkıştırayım ve sıra Pisagor teoreminde. Mutlak değer içinde kosinüs kare teta artı mutlak değer içinde sinüs kare teta hipotenüs eşit. Ve hipotenüsün de 1 olduğunu biliyoruz. 1'in karesi. Bir sayının karesini alırken sayı negatifse negatif çarpı negatif pozitif olur. Onun için mutlak değeri kaldırabiliriz. Mutlak değeri kaldırabiliriz ve bunu kosinüs kare teta artı sinüs kare teta eşittir 1 olarak yazabiliriz. İşte bu yüzden buna Pisagor özdeşliği denir. Hatta birim çemberin denkleminde hipotenüsün 1'e eşit olduğu Pisagor teoreminden gelir.